Allah büyükler. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da müsaade olur. Tamam koy. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Biz 2003-2004 yılları arasında Barış Spot'u çalıştırma sahibiyiz. 2004'ten beri bu meslek içindeyiz. İkinci el ev eşyası, büro malzemeleri, buzdolap, beyaz eşya, bunları alıp satmaktayız. Yerimiz küçük olduğu için bir tane daha yer açtık biz Kırkaz'ın üstüne. Yalnız biz şöyle bir durumumuz var. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın şöyle bir durumlarından dolayı. Hani bu letgo'yu çok kullanıyorlar insanlarımız ama kendileri farkında değil. Niye? Bir koltuk takımı 2000 liraya alıyorlar letgo'dan. İşçi parası, araba parası, geri indirme parası, geri 1000 lira, 1500 lira da ona veriyorlar. Ondan sonra ucuz aldı sanıyorlar. Ama biz hepsi içinde 2000-2500 TL evlerine 5. kata arkadaşımız Dalyan Bey olmak üzere bunların nakliyesini, yüklemesini beraber yapıyor, gönderiyoruz. Ama şu durumda ikinci el bulmakta biz de zorlanıyoruz. Siz de gördüğünüz olduğunuz gibi arabamız Kayseri'den yeni geldi. İki aracımız. Allah hayırlısını etsin. Şu koltuk takımı mağazada çekerseniz abi 35 bin lira. 35 bin lira Chester diyorlar. Chester'ından hiçbir alakası yok. Chester olsa ne olur, Papatya olsa ne olur, Ayşe Fatma olsa ne olur. İki tane tahta benim yanımda. Yazık, bizim bu milletimize yazık. Vallahi yazık. Ha bizde 2,5-3 lira. Peki efendim, vatandaşların sıfır beyaz eşya alması güçlük çekiyor beyaz evet. Eşya almakta. Evet. Peki ikinci ele talepler nasıl, ne durumda? İkinci ele taleplerimiz çok yüksek. Biz müşterilerimize beyaz eşya bulmakta, temin etmekte zorlanıyoruz. Ya da 10 senelik eşya almak istemiyoruz veya da satmak istiyoruz. 2-3 senelik eşya alması satmak istiyoruz. Çünkü sattığımız müşterilerimiz kullansın. Hani verdiğimiz eşyamız, beyaz eşyamız garantili olsun, alıp da insan bir hafta sonra senin eşyan çalışmıyor demesin bize. Biz ona yakın olduğu için sıfıra yakın eşya alıp satmak istiyoruz. O da tabii ki zor oluyor. Vallahi şu anlık durum bu. Peki vatandaşın ikinci el beyaz eşyalara talebi ne durumda? Yoğun, çok yoğun. Çok yoğun ama biz satmaya beyaz eşya bulamıyoruz. Kendiniz görüyorsunuz, kanepe koltuk var. Bir tane çamaşır makinesi yok şu an. Çünkü biz sıfıra yakın garantili sattığımız için onları bulamıyoruz. Millet başka spotçu arkadaşlarımıza satıyor. 10 senelik, 20 senelik satıyor. Adamın evine götürüyor. Bir hafta sonra adamın eşyası bozuluyor. Bozulduğu zaman o para verene de yazık. Satana da günah. Yapmıyoruz biz. Biz sıfıra yakın 200 senelik beyaz eşya satıyoruz. Ama kanepe, şu kanepeyi gözün görüyor. Bunu ben sana garantisi veremem. Gözün görüyor bunu. Yırtık varsa arıyorum, bile bile arıyorum. Beyaz eşyaya biz 3 ay, 5 ay, 6 ay garanti verdiğimiz için biz sıfıra yakınları alıp satıyoruz. Şu anlık durum bu. Peki vatandaşlara neler önerirsiniz? Biz vatandaşlara şunu öneriyoruz. 10-15 tane spotçu arkadaşlık tahmini söylüyorum bunu. Belki 10'dur. Hani tam tahmini bilmiyorum da. Kanepeyi gözün göre göre alıyor. Ona bir itirazım yok. Ama beyaz eşyayı aldığın zaman sıfıra yakınını al arkadaşım. 1,5 vereceğine 2 ver. Garantili beyaz eşyanı al. Sen de mağdur olma, satan da mağdur olmasın, alan da mağdur olmasın. Çünkü bura bizim Kırşehir zihniyetinde ben şunu anlatmak istiyorum. Bura spot dükkanı, hurdacı değil. Spot ayrı, hurdacı ayrı, ikinci elci ayrı. Biz spotçu değiliz, biz ikinci elciyiz. Spot dediğin nedir? Sıfıra yakın, çizik. Bellona'nın bir ürünü vardır. Şu kadar çizik vardır, spot odur. Biz ikinci elciyiz, biz spot değil. Kırşehir'de spot dükkanı yok hayatta. Onun için aldığın eşyaya 500 1 lira fazla ver. Garanti al, sen de kafanı aramasın. Kimsenin iç rahat etsin. O yüzden biz beyaz eşyalarımızı sıfıra yakın almayı tercih, satmayı tercih ediyoruz şu anda. Yani ürünlerinizde hiçbir çizik falan bulunmuyor. Bulunsa bile 3 ay içinde çalışmasa bile, 6 ay içinde çalışmasa bile iade alabiliyoruz. Ama kanepenin 1 saat sonra iadesi yok bizde. Allah büyükler. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da müsaade olur. Sonra polis.